Merhaba arkadaşlar, Umikit Makyaj kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Alice Harikalar Diyarı'na gideceğiz. Ne yapacağız biliyor musunuz? Göz makyajı yapacağız. Hadi bakalım izleyelim neler yapacağız. İlk önce yağ bazlı beyaz bir boya kullanıyorum. Makyaj malzemesi tabii ki bu. Bunu göz kapağımın üstüne komple yayacağım. Bunun üzerine far kullanacağım. Bunun üzerine kullandığım far rengini daha çok belli ediyor. Onun için yağ bazlı bir malzeme kullanıyorum. Bu çocuk yüz boyalarına uygun, çocuk yüz boyaması malzemesi daha doğrusu. Zararsız bir malzeme. Bunun üzerine şimdi mavi bir far kullanacağım. Mavi farı da yine fırça yardımıyla tüm o beyaz malzemenin üzerine uyguluyorum. Kaşa doğru biraz üçgen bir göz yaptım yine. Komple maviyle doldurdum bu beyazın üzerine. Alt kirpiklerime de beyaz sürmüştüm. Onun da üzerinden mavi fırçayla geçiyorum yine. Rengi mavinin size kalmış. Biraz daha koyu kullanabilirsiniz. Şimdi sim kullanıyorum. Bu biraz simli bir far, toz far. Eğer simli farlarınız varsa daha pırıl pırıl bir makyaj olabilir bu. Simli farımı uyguluyorum şimdi bunun üzerine. Biraz daha ışıldasın istedim çünkü. Aynı şekilde yine mavi farı sürdüğüm gibi alt kirpiklerimin diplerinden de geçiyorum bu ışıltılı farı. Göz pınarımı birazcık beyaz bırakıyorum. Oraya beyaz far uygulaması yapacağım. Şimdi çok incecik fırçayla lacivert bir yağ bazlı boya aldım. Bunu tam üstlerden köşelerini çiziyorum. Alta da yani bir kontür, bir çerçeve oluşturuyorum. Dış hatlarını belirledim koyu lacivertle. Şimdi beyaz ışıltılı farımı kullandım. Bunu göz pınarıma doğru sürüyorum. Beyazdan maviye bir geçiş olacak gibi. Şimdi farklı bir fırçayla beyaz yağ bazlı boyamdan aldım. Şimdi fiyonklarımı yapıyorum. En önemli kısım. 4 tane eşit bir üçgen yapıyorum önce. Bu daha kolay fiyonk yapmama yardım ediyor. Sonra ince fırçayla mavi boyamdan aldım. Kenarlarından geçiyorum. Yuvarlağını tamamladım mavimin. Bunu önce kenarlarından geçiyorum. Sonra bir kenarını sanki fiyongun yuvarlak kısmıymış gibi, katlanan kısmıymış gibi göstermek için de gördüğünüz gibi minik bir beyaz boşluk bırakarak ince bir çizgi daha atıyorum. Sanki fiyongum katlanmış gibi duruyor. Buralara biraz daha siyahlar girdim. Daha belirgin olması için fiyongumun. Şimdi kirpiğimi uyguluyorum. Kirpik yapıştırıcısı sürdüm ve gözümün üzerine takıyorum. Rimel de kullanabiliriz bunun için. Rimelle kirpiklerimizi dolgunlaştırabiliriz hiç kirpik takmadan. Bunu yapıştırdıktan sonra şimdi siyah eyeliner çekiyorum. Kirpiklerimin dibinden yukarıya mavinin üstüne doğru bir üçgen oluşturuyorum. Alttan da aynı şekilde siyahımı devam ettim. Siyah uzun bir kuyruk bıraktım. Gözü biraz daha belirginleştirmek için, biraz daha büyük dursun diye bu. Üçgenimin kuyruğunu biraz daha sivri yapmak için kulak çubuğu kullandım. Şimdi siyah kalem yardımıyla gözlerimin içine siyaha boyuyorum. Böylece makyajım daha belirgin olacak, daha göze çarpıcı olacak. Ve bu son işlemim. Artık makyajımız yavaş yavaş tamamlandı. Rimelimde alt kirpiklerimi biraz daha yoğunlaştırıyorum. Rimel sürüyorum. Ve makyajımız tamamlandı. Evet arkadaşlar, Alice'in göz makyajı da bitti. Gördüğünüz gibi. Bu makyajda biraz daha simli malzemeler kullandım. Size malzemeleri gösterdim tek tek. Ama mavide de birazcık sim vardı, parıltılar vardı. Beyaz malzememde de parıltılar vardı. Bunları kullanınca böyle simliler sanki daha
çarpıcı oluyor makyaj. Ama sizin elinizde ne varsa onları kullanabilirsiniz. Mat malzemeler varsa mat farlar kullanabilirsiniz. Ama daha çok maviler ve beyazlar kullandım. Çünkü Alice'in filmdeki elbisesi mavi ve beyazdı. Bir de elbisesinde kocaman bir fiyonk vardı hatırlarsanız. O fiyonku kullanmaya çalıştım. Burada şöyle büyük bir fiyonk yapmaya çalıştım. Onu da yapabilirsiniz. O gidince biraz daha Alice'e benziyor makyajımız çünkü. Eğer makyajı beğendiyseniz, videomu beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna tıklamayı unutmuyorsunuz. Ve beni yeni izleyenler varsa lütfen Umi Kids Makyaj kanalına abone oluyorsunuz. Görüşmek üzere.